konuda arkadaşlar birkaç projemiz var. 2011 yılında Cani Çocuk Buluşması. Biraz da sınıf öğretmenlerimizi, çocuklarımızı camilerimize getirerek hem bizim özgürlüğümüzün simgesi, hem kimliğimizin mekanları olan, sevgi mekanı, bilgi mekanı olan camilerimizi mihrabıyla, minberiyle tanımalarını istiyoruz. Daha sonra camiyle engelliler kampanyamız var. Bütün camilerimizi engelli vatandaşlarımızın, 8 milyon engelli vatandaşlarımızın erişimini sağlayacak şekilde yeniden düzenliyoruz. Daha sonra cami ve kadın projemiz oldu. Bilhassa hanımefendiler için camilerimizin uygun mekanlara sahip olmadığını görmekten duyduğumuz üzüntü var ve bu üzüntüyü ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Bu sene de cami ve gençlik projesini başlattık ve bilhassa camilerimizin genç kardeşlerimizle buluşmasını sağlamak amacıyla geç kalma, genç kal başlığı altında bu projelerimiz Edirne'de İl Müftüleri toplantısında da genişçe ele aldık. Devam edecek ve bunlar sadece birer haftaya özgü olarak değil, bundan sonraki çalışmalarımızda da bize ışık tutmaya devam edecek. Arkadaşlar, gerçekten insanlık zor süreçlerden geçiyor. Ben bu vesileyle bütün gazeteci dostlarımızdan, bütün sivil toplum örgütlerimizden, hem yurt içinde hem yurt dışında herkesin daha teenniyle hareket etmesi, daha sağduyuyla hareket etmesi gerektiğini ifade etmek isterim. Çünkü konuşmamda da, açılış konuşmamda da ifade ettiğim gibi, İslam dünyasının muhtelif bölgelerinde anormallikler var. Adeta cinnet ortamları oluştu. Onun için bu konularda çok daha sağduyulu, çok daha teenniyle hareket ederek, insanlığın bu tür sorunlarla bir daha karşılaşmaması için neler yapabiliriz? Ne Avrupa'da, ne Asya'da, hiçbir yerde inancından ve düşüncesinden dolayı hiç kimsenin canına kıyılmamalı, hiç kimse yok edilmemeli, hiç kimse hünharca katledilmemeli. Bütün insanlık olarak bize düşen bundan sonra bu noktalar üzerine durmaktır diye düşünüyorum. Doğrusu hepsi diyemeyiz ama sıkıntılar, sorunlar var. İşte onun için Balkanlardan gelen bütün müftülerimizle de bunları konuştuk ve bunları hep birlikte insanlık olarak aşacağız inşallah.